bugün sizlere 80'lerin ortasında Japonya'da yaşanmış 21 yüzü canavar dosyasını anlatacağım. Bu benim normal videolarımla oldukça farklı bir konu olacak. Ortadaki suç gerçekten ilginç ve sıradışı. dışı. Japon polislerine bir meydan okuma. 21 yüzü canavar olarak kendilerini adlandıran örgütün işlediği suçları ve Japonya aylarca nasıl korku saldıklarını sizlere anlatayım. 21 yüzü canavar. Namı diğer Glikomorinaga davası dosya iki şeker firması üzerine odaklanıyor. Ezaki Giliko markası 1922 yılında Japonya'da kurulmuş önemli markalardan biri. Birçok ülkeye çikolata ihracatı yapıyor. Morinaga da aynı şekilde 1899 yılında kurulmuş daha köklü bir şirket. O da uluslararası alanda birçok ülkeye çikolata ihraç ediyor. Japonya'da en çok tüketilen şekerleme firmalarından da biri. 80'lerde en popüler zamanlarını yaşayan bu iki firma yıllar sonra bile konuşulacak skandal saldırılara maruz kalacaktı. İlk eylemlerini 18 Mart 1984 tarihinde gerçekleştirecek ve adlarının tüm Japonya halkına duyuracaklardı. 18 Mart 1984 günü iki maskeli ve silahlı adam Ezaki Geliko şirketinin başkanı Katsuya Shizuka'nın evine gireceklerdi. Ezaki'nin kapı komşusu annesiydi, silahlı saldırganlar bunu biliyordu. 70 yaşındaki kadını alt etmek daha kolay olacağından ilk olarak onun evine girdiler. Katsuyoshi'nin evinin anahtarının onda olabileceğini biliyorlardı. Annenin ellerini bağladılar ve oğlunun evinin yedek anahtarını aradılar. Bu anahtar aracılığıyla Ezaki'nin evine rahatça girdiler. Güvenlik sistemiyle korunan bu kale gibi mülke ellerini kollarını sallayarak girebilmişlerdi. Eve girdikten sonra ilk olarak adamın karısını ve büyük kızını bağladılar. Karısı adamlara istedikleri kadar para verebileceklerini söyledi. Saldırganlar ise sessiz ol, para önemsiz dedi. Katsuyoshi banyoda yakaladılar ve adamı hızlıca kaçırdılar. Kimse zarar görmedi. Amaçları aileye zarar vermek değildi. Birazdan detaylıca amaçlarına değineceğim. İş adamını uzak bir bölgedeki depoya kapattılar. Glico şirketine bir mesaj ulaştı. Patronlarının kaçırıldığını, serbest kalması için 9 milyon dolar istediklerini söylediler. Polis harekete geçti daha hiçbir işlem hatta fide parası bile toparlanmadan kaçırmada 3 gün sonra Ezaki onu kaçırdıkları depodan kaçmayı başardı. Suçluların yakalanması için polisler hemen adamın ifadesine başvurdular. Ancak suçları tarif edemedi ve onların niyetleri hakkında bir bilgi sunamadı. Ezaki'nin gözünde her şey bitmiş gibi gözüküyordu. Kurtulmuştu. Kaçırılmış ve onu kaçıranların ellerinden kaçmayı başarmıştı. En kötüsünü atlatmış gibiydi. Bilmediği şey ise 17 ay boyunca Japonya'da bir tuhaf kaosun hakim olacağıydı. Ezaki'nin kurtuluşundan birkaç hafta sonra Gliko fabrikasındaki birkaç araç kundaklandı. 16 Nisan 1984 tarihinde hidrolik asit dolu bir konteyner şeker üretim fabrikalarından birinde bulundu. Amaçları şekerlemeleri zehirlemekti. Bu olanlardan kısa bir süre önce 8 Nisan tarihinde polisler bir tehdit mektubu aldılar. Ezaki'yi kaçırıklarını söyleyen ve kundakları üstlenen grup ya da kişi kendisine 21 yüzü canavar lakabını takmıştı. Ben bu videoda ondan canavar olarak bahsedeceğim. Sizler için mektubu seslendireyim. Mektubun nasıl bir nefret üslubuyla yazıldığını fark edebilirsiniz. Aptal Japon polislerine Siz salak mısınız? Siz çok kalabalıksınız. Ne yapıyorsunuz? Gerçekten profesyonelseniz eğer beni yakalamayı deneyin. Aramızda fark çok. Bu yüzden size biraz ipucu vereyim. Ben Ezaki'nin akrabası değilim. Polis değilim. Karşı firmaya çalışan biri değilim. Kaçırma eliminde kullandığım araç griydi. O gün yemeğimi dayıdan aldım. Daha fazla ipucu istiyorsanız gazeteye yalvarabilirsiniz. Sizlere bu kadar şey söyledikten sonra beni yakalayabilmeniz gerekir. Tabii siz birer vergi hırsızısınız. Başka ne işe yararsınız ki? Emniyet müdürünü de mi kaçırmalıyım yoksa? Böylece 21 yüzü canavar gün yüzüne çıktı. Mektupta kullandığı arabaya kadar polislere bilgi vermişti. Polisle oyun oynamak istiyordu. Onları sevmiyordu. 10 Mayıs tarihinde canavar Ezaki Giliko şirketine ilk tehdit mektubunu gönderdi. Mektupta şirketin 21 milyon dolar değerindeki şekerlemelerine potasyum siyanürü soda karıştırdığını, bunlar mağaza raflarına koyulursa binlerce insan hayatını kaybedeceğini yazmıştı harekete geçen polis zehirlendiği iddia edilen gıdaları aradı. Hiçbir iz bulunamadı. Yine de Glico bu riski alamazdı. Bu yüzden o süreçte üretilen bütün ürünleri raftan kaldırmak zorunda kaldı. 20 milyondan fazla zarar edildi ve 450 işçi işten çıkartılmak zorunda kaldı. Hisselerinde 130 milyon dolara yakın düşüş yaşandı. 26 Temmuz tane canavar Glico'yu affettiğini söyleyen bir mesaj yayınladı bu sefer gözlerini başka bir şekerleme markası olan Morinaga'ya çevirmişti. 20 paket Morinaga şekerlemesinin zehirliklerini iddia etmişlerdi. Yetkililer hemen harekete geçtiler ve bu sefer bunun bir blöf olmadığını anladılar. Ülke çapında polisler harekete geçti ve marketler arandı. Kimse zehirlenmeden çoğu paketi ele geçirmeyi başarmışlardı. Şöyle bir detay var. Canavar gerçekten insanları zehirlemek istedi mi? Zehirlenmiş paketlerin içinde uyarı, ölümcül toksin içeri konulmuştu. Onların yenmesini istemiyordu. Onun derdi polislerle ve şirketlerleydi. Ocak 1985 tarihine kadar zehirli şekerler piyasada bulunmaya devam etti. Kimseye bir şey olmadı. 1 Kasım 1984 günü Morinaga'nın başkanı canavardan bir mektup aldı. Yönetim kurulu başkanına ''Bizim gücümüzü gördün değil mi?'' Eğer bize itaat etmezsen, sizin şirketinizi yok ederiz. Ne istediğine karar ver. Ya bize para verirsin ya da şirketinin batışını görürsün. Eğer işbirliği yapmak istiyorsan, 5 veya 6 Kasım gününün gazetelerinde aşağıdaki mesajları kullanarak bir kayıp ilanı ver. 50 milyon yen talep ediyoruz. 21 yüzlü canavar. Morinaga 6 Kasım günü söyledikleri şifrelerle gazeteye bir kayıp ilanı verdiler. Morinaga, zehir tehditinden dolayı üretimlerini %90'a kadar durdurmak zorunda kalmıştır. İki gün sonra takas gerçekleşecekti. Canavar fideyi alacak ve onları rahatsız etmeyi bırakacaktı. Parayı teslim etmesi için gizli bir polis görevlendirildi. Parayı bırakacağı yere giderken şüpheli bir adamın onu takip ettiğini fark etti. İri yarı ve kısa saçlı birisiydi. Polisin ifadesine göre tilki gözlü bir adamdı. Onu takip etmeye başladılar uzun süren ve filmleri andıran trenler arasında bir kovalamaca yaşandı ve tilki gözlü adam kaçmayı başardı. Bu adam başka bir yerde daha görülmüştür fakat yine kaçmayı başarmıştı. Bir daha da hiçbir yerde görülmedi. Polisler canavarı yakalamaya bir daha hiç bu kadar yaklaşamayacaktı. 21 yüzü canavar kendince şirketler ve polislerle olan mücadelesine devam ediyordu. Bu örgütün arkasındaki ismi yakalamayı beceremeyen dosyanın başındaki isimlerden Başkomiser Yamamoto, Ağustos 1985 tarihinde kendi canına kıydı. Bundan 5 gün sonra canavar son mesajını gazetelere gönderdi. Yamamoto öldü. Ne kadar yazık. Biz onun yetkili olduğu bölgede bile değildik. Ölen Yoshino veya Shikata olmalıydı. Araya girerek ekleyeyim bu iki isim başka bölgelerdeki başkomiserler teknik olarak hangi bölgede olduklarını burada belirtiyorlar. Onlar bir yıl beş aydır ne yapıyorlar? Bizim gibi kötü insanların paçayı sıyırmasına izin veremezler. Yamamoto cesurca öldü. Biz de bu olay olan üzüntümüzü belirtmek istedik. Şeker firmalarını rahat bırakmaya karar verdik. Eğer birileri onları tehdit etmeye devam ederse biz olmadığımızı bilmenizi isteriz. Bizim taklitçilerimizdir. Biz kötü insanlarız. Bu da demek ki bizim işimiz sadece şeker firmalarına zorbalık yapmak değil. Kötü bir adam olmak çok eğlenceli. 21 yüzlü canavar. Bu mektuptan sonra canavardan bir daha haber alınamadı. 1 milyonun üzerine polis ülke çapında bu soruşturmada görev aldı. 28 binden fazla ipucu ele geçirildi. Ve 125 bin kişi şüpheli olarak kaydedildi. Peki kimdi bunları yapan? Tek bir kişi mi? Bir çete mi? Mafya mı? Gelin teorilere bakalım. Daha sonra da 21 yüzü canavar isminin nereden geldiğine. İlk şüphelimizin ismi kamera kayıtlarına takılan adam. Bu görüntü canavarla ilgili bildiğimiz tek yüz. Şekerleme raflarındaki şüpheli hareketleri ve daha sonra oradan zehirli bir şeker çıkması sonucu onu bu olayın baş şüphesi haline getirmişti. Kimliği asla deşifre edilemedi. Kimse onun kim olduğunu bilmiyor. Az önce de bahsettiğim tilki gözlü adam diğer baş şüphelilerden. Ne kadar aranmış olsa da kim olduğu veya nerede olduğu bilinmiyor. Bir diğer şüpheli Yakuza mafyasının oğullarından Manabu Miyazaki'ydi. Mafyadan olması ve diğer bazı ufak ipuçları polisi ona yönlendirmişti. Fakat görgü tanıkları ve diğer doğrulamalarla bu davadan hızlıca aklandı. Yine de bazıları onun bu olayın başında olduğuna inanıyor. Maalesef canavar işini iyi yapmıştı. Neredeyse hiçbir kanıt bırakmadan eğlenmeni gerçekleştirmiş ve kayıplara karışmıştı. Peki neden bu ismi tercih etmişti? Motifi neydi? 21 Yüzü canavarla lakabı, Edo Gavarampo isimli yazarın yazdığı suç türündeki kitabındaki bir karaktere göndermeydi. 20 Yüzü Canavar veya Şeytan Kitapta canavar bir kılık değiştirme uzmanıydı kitabın ana karakteri polisle mücadelede olan ve onu kandırmacıları ve hileli taktikleriyle alt etmeye çalışan birisiydi. 21 yüzü canavarın amacı insanlara zarar vermek değildi. Canavar polislere karşı eylemler yapmayı planlamıştı. Şirketleri zarara sokmak istiyordu. Onlardan fidye almaya çalışıyordu. Motiflerden birinin para olduğunu burada anlayabiliriz. Gliko şirketine yaptığı saldırılar 450 işçi işinden olduktan sonra durmuştu. Aynı zamanda zehirli şekerlemenin içinde büyük puntolarla yazılmış uyarılar vardı. Glikon'un başkanını kaçırmak için evine girdiklerinde silahların oyuncak olduğu tahmin ediliyor. Başkomiserinin kendi hayatına son vermesi sonucu işlerin kontrolden çıktığını anladılar ve bir daha onlardan haber alınamadı. Dosya zaman aşımına uğradı. Şu an polis onların kimliğini deşifre etmeyi başarsa bile suçlanmaları imkansız. Glikomorinaga dosyası gerçekten sizlere anlattığım tüm olaylardan farklı bir dosya. Filmlerde izlediğimiz türden olaylardan. Polisin tüm çabalarına rağmen kimlikleri de şifre edilemedi. Bu olay Japonya'daki en gizemli olaylardan biri olarak kalmaya devam ediyor. Teoriler dışında acaba gerçekten amaçları neydi? Sizin olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.